Ankara'da bir uzlaşı kapısını açık bırakmak istiyorlar. Ve Meral Hanım'ın kendisine abi derim dediği Mansur Yavaş'a bir el uzatacağı ve bu elin karşılığında aday çıkarmayabilecekleri konuşuluyor. Peki bu ne karşılığında olacak? İyi Parti'den aldığım bilgilere göre 3 ilçe artı bir ilçe daha eklenebilir buna. 3 ilçede CHP'nin aday çıkarmayarak, ki bunlar merkez ilçeler değil, şimdi sayacağım, İyi Parti'nin desteklenmesini isteyebilecekler. O zaman 3 ya da 4 ilçe diyebiliyor muyuz? Diyebiliriz. Ben şimdi hatta ilçeleri de söyleyeyim. Sayalım. Buralarda tabii bunlar aldığım kulis bilgileri. Gölbaşı için Yakup Odabaşı, Etimeskut ilçesi içinde hali hazırda Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bir genel müdürlük görevinde bulunan Mesut Özarslan, Polatlı içinde aynı zamanda GİK üyesi olan Yetkin Öztürk. Yani 3 ilçe derken Polatlı, Etimeskut, Gölbaşı. Buraları İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi istiyor. İsimleri bile net işte. Şu anda evet. Yani bizde şey yok. Bizde boş yok diyorsunuz. Ürünlerimiz sağlam. Mevlüt Karakaya, Milliyetçi Hareket Partisi'nden. Mevlüt Bey diyor ki bu ilçelerin kazanılabilir olduğu anketler değil. Anket yapılmadı hani buralarla ilgili. Evet evet işte aynı. Bu 3 ilçede belediye başkanları son derece başarılıdır. Evet. Gölbaşı için söylediğiniz kişi geçmişte belediye başkanı iken seçimi kaybetmiş bir kişidir diye hatırlatmış. Yani bizim söylediğimiz Yakup Odabaşı'nı kastediyor. Yani böyle orada anlaşılınca orada yönetime seçilebilecekmiş gibi kazandılar anlamında değil. MHP'nin şu anda orada belediye başkanları görev yapıyor. Mevlüt Karakaya'nın mesajına bir onu kez da okuyorum. Gölbaşı zaten için söylediğiniz kişi geçmişte belediye başkanıyken seçimi kaybetmiş kişidir diyor. Abdülkadir Selvi'nin yazdıklarına tepki de bu yöndeydi. Galiba böyle anlaşıldı. Evet. Yani